Tenis nedir? Geçmişi 9. yüzyıla kadar uzanan tenisin günümüzdeki modern halini alması 19. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Tenis kelimesinin kökeni Fransızcadan gelmektedir. Tenis 1897 yılında İngiliz Walter Clapton Wingfield'ın ortaya çıkarttığı bir etkinliktir. Önceden bu oyuna çim tenisi adı verilirken 1970'li yıllardan itibaren sadece tenis olarak adlandırılmıştır. Tenis kadın ve erkeğin aynı anda oynayabildiği nadir oyunlardan bir tanesi olması sebebiyle kısa sürede popüler bir spor haline gelmiştir. Teniste Marylebone Cricket Kulübü oyunda çok büyük yenilikler yapmıştır. Berabere avantaj ve iki servis hakkı gibi kurallar ekleyerek sistemi geliştirmiştir. Daha sonra kum saati şeklinde kort dikdörtgene çevrilmiş ve günümüzdeki ölçüleri almıştır. Teniste amaç nedir? Belirli kurallara ve standartlara sahip kort adı verilen bir sahada raket vasıtasıyla topu karşı sahaya rakibin karşılayamayacağı şekilde atmak, aynı zamanda rakibin vuruş yaptığı topu etkili şekilde karşılamaya çalışmaktır. Tenis, raket ve tenis topuyla oynanmaktadır. Raket nedir? Ağırlıkları 240 gramdan 370 grama kadar ulaşan ve tenis oyuncularının elinde tuttukları farklı bölümleri olan saplı bir araçtır. Tenis raketi 4 ana parçaya ayrılmaktadır. Raketin sap bölümü grip, raketin uzunluk bölümü length, raketin baş bölümü hit, raketin tellerin olduğu bölümse kortaj, strings adı verilmektedir. Teniste raket tercihlerindeki kriter nedir? Tenis oyuncuları raket tercihlerini gerçekleştirirken belli kriterleri göz önünde bulundurmak zorundadır. Raketin ağırlığı, raketin denge noktası, kafa büyüklüğü, grip ölçüsü ve kortaj sıklığı. Tenis topunun özellikleri nedir? Tenis topları lifli yapıdaki keçe ile kaplıdır. Bu malzemenin özelliği topun aerodinamik açıdan daha iyi mesafe kat etmesini sağlamasıdır. Tenis topu yaklaşık 6.7 santim büyüklüğündedir. Üretimlerinde genel olarak sarı renk tercih edilmesine karşın tenis topları aslında her renkte yapılabilir. Tenis kortu nedir? Tenis kort adı verilen ve tam ortasında 1 metre 7 santim yüksekliğindeki bir fileyle ikiye bölünmüş alanda oynanmaktadır. Profesyonel bir tenis kortu dikdörtgen şeklindedir. Tenis kortunun genişliği 8 metre 23 santimdir. Tenis kortunun uzunluğu ise 23 metre 77 santimdir. Tenis kortları zemin özelliklerine göre tiplere ayrılmaktadır. Çim kort, toprak kort, sert kort ve sentetik korttur. Teniste sayı kazanmanın yolu nedir? Servis atışı başarılı olduktan sonra rakip oyuncu topu karşılayamazsa sayı olur. Rakibin sahasına düşen top raketle karşılık verilmeden en az 2 kez veya daha fazla sekerse sayı olur. Rakip servis kullanırken 2 kez üst üste hata yaparsa sayı olur. Rakip oyuncu topu fileye takar ya da oyun sınır çizgisi dışına atarsa sayı olur. Tenis maçı ne şekilde ilerler? Tenis maçında hakem oyunu filenin hemen yanında yerden 6 metre 90 santim yükseklikte bulunan sandalyesinden yönetir. Tenis maçında oyun servis denilen vuruşla başlar. Rakip hazır olmadıkça servis vuruşu gerçekleşmez. Fileye temas eden veya oyun alanı dışına düşen servisler hatalı sayılır. Servisin iki kere kurallara uygun olmayan şekilde kullanılması durumunda rakip puan kazanır. Doğrudan servis atışından kazanılan puana ace denir. Tenis maçında puanlama 15, 30, 40 olarak yapılır. İlk iki sayı 15'er puan, üçüncü sayı ise 10 puan değerindedir. Tenis maçında 40 puana ulaşan oyuncu servisini sayı almak için kullanır. 40 puandan sonra bir sayı daha alan oyuncu galip gelir. Eğer iki oyuncu da 40 puandaysa üst üste iki sayı alan taraf o oyunu kazanır. Tenis maçında bir set 6 oyundan oluşmaktadır. Toplamda 6 oyun kazanan oyuncu bir set kazanmış demektir. Erkekler arasında yapılan tenis maçlarında 5, kadınlar arasında yapılan tenis maçlarında ise 3 set vardır. Tenisin kritik dönemleri nelerdir? 1900'lerde ilk Davis Cup turnuvası düzenlenmiştir. Wimbledon ev sahipliği yapacak Catch Street'in inşaatına 1920'de başlanmıştır. Toplam maliyeti ise 140 bin pound civarındadır. Tenise damga vurmuş isimler kimlerdir? Pete Sampras. Amerikalı raket 14 yıllık kariyerinde tam 14 tane Grand Slam şampiyonluğu yaşamıştır. Serena Williams. Amerikalı raket 23 Grand Slam şampiyonluğuna sahiptir.
Çiftlerde 3, teklerde ise 1 altın madalyaya sahiptir. Maria Sharapova, Rus raket 4 Grand Slam şampiyonluğu kazanmış nadir isimlerden biridir. 5 tekler, 3 çiftler olmak üzere 8 Grand Slam şampiyonluğu bulunmaktadır. Rafael Nadal, İspanyol raket bir sezonda toprak, çim ve sert zeminde Grand Slam kazanan ilk erkek tenisçidir. Tenis tarihinde Fransa Açığı 9 kez kazanan ilk tenisçi olmuştur. 21 Grand Slam zaferi vardır. Novak Djokovic, Sırp tenisçi 20 Grand Slam şampiyonluğuna sahiptir. Çağımızın en değerli tenisçilerinden biridir. Roger Federer, namı değer majesteleri. 29 Grand Slam finalinde oynayan ilk oyuncudur. Toplamda 20 Grand Slam şampiyonluğu bulunmaktadır. Nedir'in bu bölümünde sizlere tenisi tanıttık. Kanalımıza abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.